Merhaba. Rakı Mezeleri video serimizin 8. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Şimdi bugünkü konseptimize birazcık bir farklılık getireceğiz. Bir site vardı. Yani eskiden çok kullanıyordum. Yani açlık zamanlarımda bir hayli kullandığım bir siteydi. Malzemelerinizi giriyordunuz ve malzemelerinizle yapabileceğiniz dünya mutfağı, yöresel mutfaklar, mezeler, atıştırmalıklar, tatlılar size devasa bir liste çıkartıyordu. Sitenin ismini unuttum. Açılımı, yani Türkçe açılımı malzemelerimle yemek gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben de bu konsepte uygun bir şey yapmayı düşündüm. Elimde olan malzemeler bunlar. Ek olarak da zaten baharatlarımız bir hayli var. İşte yağımızdır vesairedir. Bunlar da var. Sorun yok. Şimdi süzme yoğurdumuz var. Kaparemiz var. Bir önceki videoda kullanmış olduğumuz mısırımız kaldı. Kahvaltılıkların arasında biberli zeytin bulduk birkaç tane. Bir tane kabağım kalmış, birkaç tane biberim var. Bayat ekmek içimiz var. Ki ekmek alıp unuttuğumuz zaman mutlaka bir bayat ekmeğimiz oluyor. Hemen onların içlerini bir elimizle ufaladık. Ve sarımsağımız var. Bu malzemelerle 4 tane pratik meze çıkaracağız. İlk olaraktan basit bir şeyle başlayalım. Bayat ekmeğimizi bir değerlendirelim. İlk mezemiz acılı tarator. Bu tarator biliyorsunuz midyenin ve kalamarın yanına verilen güzel bir sos, aynı zamanda da güzel bir meze. Yapımı da gayet basit. Bir kase bayat ekmek içine süzme yoğurdumdan ve içindeki suyunu da ilave ediyorum. Böylelikle ekmeklerim daha çok güzel yumuşayacak. Şöyle sulu kısmından bir kaşık, bir de bir kaşık, bir de yarım kaşık daha süzme yoğurdumdan gönderdim. Üzerine şöyle bir yarım bir limon sıkacağım. Bir diş sarımsak rendeliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Ve acı pul biberden 1,5 çay kaşığı dolusu gönderiyorum. Güzel bir şekilde harmanlayacağız. Ve ilk mezemiz hazır. Acılı tarator bu kadar basit. Ekstradan içerisine koyacak bir malzememiz olmadığı için, yani bir cevizdir vesairedir koymadık. Elimizde olan malzemeleri değerlendiriyoruz. O yüzden işte taratorda ceviz olmazsa olmaz gibisinden yorumlara hiç girmeyin. Üzerine de şöyle bir tık zeytinyağı. Her şeye çok güzel yakışıyor. İlk mezemizi şöyle bir kenara alalım. Şimdi ikinci mezemiz. Şöyle bir ızgara tavam var. İkinci mezemizi, üçüncü mezemizi aynı anda pişireceğiz. Kabağım var. Kabağımın başını ve sonunu kesiyorum. Kabağım yıkanmış bir kabak, sıkıntı yok. Kabuklarını soymayacağım. Şöyle dilimler çıkartacağız. Tavamın altını açtım. İyicene kızmasını bekleyeceğim. Sonrasında kabaklarımı çok az bir zeytinyağı eşliğinde tavamda ızgara yapacağım. Aynı şekilde biberlerimin de şu baş sert kısımlarından bir kurtuluyorum. Ve iki parmak genişliğinde biberlerimi de keseceğim. Yani bir biberi 3'e böldüm. Bunları da gene zeytinyağı eşliğinde bir ızgara yapacağım. Ama çok az bir zeytinyağıyla. Evet, tavamız iyicene kızdı. Şöyle bir incecik bir zeytinyağı gezdirdim. Kabaklarımı içine diziyorum. Diğer tarafına da biberlerimi dizeceğim. Ve ocakta güzel bir ızgara yapacağız. Kabağım ve biberlerim ızgara olurken ben de elimdeki diğer malzemeyle bir turşu salatası yapalım. Biberli zeytinlerden 3-4 tane ince ince dilimliyorum. Küçük bir karıştırma kabının içine alacağım. İçerisine bir çorba kaşığı dolusu kapari turşusu. Bu arada kapari turşusu gerçekten çok yararlı bir şey. Yani mutlaka evinizde bulundurun. Ve mısırımızdan da bir çorba kaşığı dolusu gönderiyoruz.
Şimdi evimizdeki baharatlarla zevkimize göre bunu bir tatlandıracağız. Lemon pepper, limon otu karışımlı, böyle ekşilik veren güzel bir baharat. Varsa elinizde bundan kullanabilirsiniz. Yoksa bir iki damla limon sıkın. Çok az pul biber. Bir çay kaşığının ucuyla. Ve yarım çay kaşığı kadar da kekik. Güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Bunun içerisine mantar turşumuz olsaydı mantar turşusu da karıştırabilirdik. Bu mezecilerde satılan direktman 63 liralık turşu salatası gibi olurdu. Ama mantar turşumuz olmadığı için biz tek eksiğimiz mantar turşusuydu. Ama biz de gayet güzel, lezzetli bir turşu salatası yaptık. Kabımızın içerisine gönderiyoruz. Ve ikinci mezemizi de hazırladık. Şimdi bu esnada hemen kabaklarımızı ve biberlerimizi bir ters çevirelim. Evet. Şimdi şöyle çok güzel bir şekilde ızgara yaptık. Şimdi kabaklarımı şöyle tabağıma alıyorum. Gayet güzel zeytinyağında ızgara kabak yaptık. Şimdi bunu mezeye çevireceğiz. Ve gayet güzel zeytinyağında ızgara biberlerimiz var. Bununla da ayrı bir servis tabağına alıyorum. Şimdi kabağımız için şimdi bir süzme yoğurdumuz vardı. Bir kaşık süzme yoğurduna bir tane sarımsak rendeleyeceğim. İçerisine nane, bir çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı tuz. Ve süzme yoğurdunu biraz böyle akışkan kıvama getirmek için de çok az bir su koyacağım. Krema gibi olana kadar karıştırıyoruz. Ve kabaklarımın üzerine o yoğurt sosundan gönderiyorum. Şimdi bunu biraz bir şenlendireceğiz. Küçük bir tereyağı tavam var. Onun içerisine zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı. Çok az pul biber. Yarım çay kaşığı kadar nane. Ocağımı alıp kızdıracağım. Yakmayacağız özellikle. Çünkü yakarsanız biraz daha lezzeti acımsı olur. Sadece kızdıracağız. Aynı zamanda biberimi de lezzetlendirmek için kızdırdığım naneli ve pul biberli zeytinyağımı közlenmiş biberlerimin üzerine gezdireceğim. Hafiften kızdırdım. Ve kabaklarımın üzerine şöyle hafiften bir dokunuş yapıyorum. Yağının ortada toplanmasını sağlayacağım. Böylelikle kızarmış ekmeğinizi bandırabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Ve kalanını da biberimin üzerine gönderdim. Kokusu muazzam güzel. Lezzeti zaten tartışılmaz. 10 numara bir lezzet olacak. Evet. Elimizdeki birkaç tane malzemeyle gene yapabileceğimizin üstünde bir keyif sofrası hazırladık. Bence hepsi birbirinden çok güzel. Özellikle tarator benim favorim ve biber. Közlenmiş biberi zaten sevmeyen yoktur. Bütünüyle birbirini destekleyen bir meze kombini oldu. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Haftaya yeni bölümde tekrardan görüşeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve destek vermek için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.